Artı TV ekranlarından merhaba. Odak programıyla karşınızdayız. Haftaya iki başlı masaya yatırarak başlayacağız değerli izleyenler. Ve aslında birbiriyle bağlantılı olduğu yorumları da yapılan iki başlık diyebiliriz. HDP'ye yönelik baskılar, gözaltılar sürüyor, tutuklamalar devam ediyor. Son olarak yerlerine kayyım atanan 3 belediye başkanı bugün gözaltına alındı ki aralarında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı da var. Hem bu konuyu masaya yatıracağız ve bir taraftan da TSK'nın Kuzey Suriye'ye yönelik askeri harekatındaki son durumu, son gelişmeleri de birçok yönüyle konuşmaya çalışacağız. Yine birbirinden değerli konuklarımız var. Hemen başlıyoruz. Programımız içerisinde 4 ismi konuk edeceğiz. Kendileriyle birlikte programımızı ilerleteceğiz. Kimdir o isimler? HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz onlardan biri ve birazdan kendisiyle başlayacağız. Bugün Diyarbakır'da yaşanan gözaltılara ilişkin özellikle son durumu ve tutumu kendisiyle konuşmaya çalışacağız. Bir diğer konuğumuz da yine HDP'den bir diğer vekil Erol Katırcıoğlu, HDP İstanbul Milletvekili. Onu da konuk edeceğiz. Bir Gün Gazetesi yazarı İbrahim Varlı ve Uluslararası İlişkiler uzmanı Profesör Doktor İlhan Uz geldi. TSK'nın operasyonu harekatıyla ilgili yorumlarını alacağımız isimler olacak daha çok. Öncelikle şöyle yapalım, konuklarımızın yorumlarına, değerlendirmelerine geçmeden önce bugün neler yaşandı Diyarbakır'da? Bir ekranlarınıza getirelim. Aralarında yerine kayyım atanan Diyarbakır Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'nın da olduğu Kayapınar, Bismil ve Kocaköy Belediye Eş Başkanları gözaltına alındı dedik. Hem nasıl görüntüler yansıdı, neler oldu izleyelim. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Kayapınar Belediye Eş Başkanı Keziban Yılmaz, Kocaköy Belediye Eş Başkanı Rojda Nazlı ile Bismil Belediye Eş Başkanı Orhan Ayaz gözaltına alındı. Dosyadaki kısıtlılık gerekçesiyle gözaltıların nedeni bilinmiyor. Ev baskınları ile birlikte Kocaköy, Bismil ve Kayapınar belediyeleri de polis ablukasına alındı. Kayapınar Belediyesi'ne personel girişi engellendi. Makam odasında arama yapıldı. Aramalar bittikten sonra HDP milletvekilleri ile belediye meclis üyeleri makam odasına girmek istedi. Ancak polis vekillere izin vermedi. Polisler HDP'lilerin açıklama yapmasını da engelledi. HDP'lilerin Bismil Belediyesi önünde yapmak istediği açıklamaya müdahale etti. Sivil giyimli bir polis milletvekili Musa Farisoğulları'nın yüzüne biber gazı sıktı. Diyarbakır merkezde ise HDP'liler Kayapınar ilçe binasında bir araya geldi. İl Başkanı Zeyat Ceylan Kürtçe yaptığı açıklamada arkadaşlarımızı kriminalize etmek istiyorlar dedi. Kürtlere birlik çağrısı yaptı. Kayapınar Belediye Eş Başkanı Davut Kesen tıkanmış siyaset nedeniyle Kürtlere baskı olduğunu söyledi. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimde halk yüksek bir oy oranıyla yine AK Parti'yi Kürdistan'da başta olmak üzere birçok yerde azat sandığa gömmüştü. Türkiye'de yaşanan siyasetin tıkanıklığı bugün Kürtlere intikamcı bir tarzda yaklaşma ve intikamcı bir yaklaşımla sergilenmektedir halim. HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ da belediye binasında kimse yokken arama yaptılar. Çalışanların telefonuna el koydular dedi. HDP'li belediye eş başkanlarının gözaltına alınması ve belediyelere operasyon yapılmasına yurttaşlar ve belediye çalışanları tepki gösterdi. Ne diyeyim Erdoğan'a ne diyeyim? Ama Allah bizim hakkımızı bırakmasın, Erdoğan'a bırakmasın. Ben Keziban'ın annesiyim. Ben Keziban'ın arkasındayım. Ben Keziban'da gurur duyuyorum. Bu insanları tamamıyla tecrit altına almaktır. Halk niye sessiz kalıyor bu tepkiye? Çünkü halk tepkiye sessiz kaldıkça bunlar yaptıklarının doğru olduğunu zannediyor. Kayyum atıyorlar. Yani bütün Kürtlere karşı bir cephe açmıştır. Seçme hakkımız yok. Ayak altına alındı. Bugün seçim olsa yine gidip seçer misiniz belediye başkanı? Seçim de olsa yine aynıdır. Yarın seçim olsa da yine aynıdır. Biz şeyimizde vazgeçmeyeceğiz.
Evet, bugün Diyarbakır'dan yansıyanlar böyle de hem HDP'lilerin neler söylediğini duyduk hem de seçmenlerin HDP'nin tabanının hangi noktalara vurgu yaptığını birlikte dinledik, izledik değerli izleyenler. Şimdi hemen burada kalalım, Diyarbakır'da kalalım ve ilk adresimiz, ilk bağlantımız bu noktadan olsun. HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz telefon hattımızda. Sayın Aydeniz, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Aydeniz, bugün yaşanan, biraz önce de izlediğimiz gözaltılar ilk değil. Uzun süredir aslında HDP'lilere yönelik gözaltıların, tutuklamaların olduğunu görüyoruz kayyım politikasıyla birlikte. Diyarbakır Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklıoğlu'nun da aralarında olduğu Kayapınar, Bismil ve Kocaköy Belediye Eş Başkanları bu kez gözaltına alındılar. Haberimizde de dikkat çektik. Gözaltı gerekçesiyle ilgili net bir bilgi yok. İlk sorum bu olsun. Gözaltı gerekçesini öğrenebildiniz mi? Evet, ben de iyi akşamlar diliyorum. Henüz biz gözaltına alınan arkadaşlarımızın hangi gerekçelerle gözaltına alındığını biz de bilmiyoruz. Sadece Sayın Selçuk Mızraklı'nın daha önce devam eden dosyası gerekçe gösterilerek gözaltına alındığını biliyoruz. Ama diğer arkadaşlarımızın henüz yok. Bu sabah saat 6'dan itibaren biz aslında uzun bir süredir sizin de belirlediğiniz gibi siyasi operasyonlarla karşı karşıya kaldık. Bu siyasi operasyonlar aslında şöyle değerlendirmek gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık imha asimilasyon politikalarının bir devamıdır. Ve bu asimilasyon politikası da bugün AKP-MHP'nin faşist ittifakı tarafından siyasal soykırım, imha, işgal, irade gaspı olarak devam ediyor. Yine bugün hem Bismil Belediye Eş Başkanımız, hem Kayapınar Belediye Eş Başkanımız, hem Kocaköy, hem de daha önce kayyum atanan Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Sayın Selçuk Mızraklı gözaltına alındılar. Yani bugün biz Kayapınar Belediyesi'nin önüne gittiğimizde içeride arama yapılıyordu. Ve içeride arama yapıldığında belediyeden herhangi bir seçilmiş, herhangi bir yönetici arkadaş belediyeye de alınmadan arama yapılıyordu. Başkanlık katı arama bittikten sonra, savcılık belediyeden çıktıktan sonra yine belediyemiz abluka altındaydı. Ve başkanlık katı da çevik kuvvetle kapı abluka altındaydı. Başkanlık katı savcılık kararıyla kimsenin girmeyeceği kararı alınmıştı. Biz buna tepki gösterdiğimizde hiçbir cevap da veremediler. Ellerinde bir yazılı bir şey yok. Bununla ilgili verilen bir kararı sözlü ifade ediyorlardı. Yani ben daha önce de ifade etmiştim. Birkaç gün önce il binamızın önünde otobüsümüz gözaltına alındı. Bugün de Kayapınar Belediye'mizin başkanlık katı gözaltına alındı. Yani bu kadar hani haktan, hukuktan, anayasadan her seferinde dem vuranlar bugün hiçbir hak, hukuk ya da anayasayı dile getirebilecek tek bir adımları yok. İçeride arama yapılıyor ama içeride seçilmiş tek bir kişi yok. Başkanlık katı mühürleniyor ama bunun sebebi açıklanamıyor. Yani hani bu gerçekten bugün yaşadıklarımız son 2009'dan bu yanadır siyasi operasyonlarla Kürt halkının seçilmişlerine, siyasetçilerine sürekli yapılan siyasi operasyonlardır. Bu da onun devamıdır. Biliyorsunuz 2016'da da belediyelerimize kayyum atanmıştı ve 2016'dan sonra 31 Mart'tan sonraki seçimlerde halkımız tekrardan iradelerine sahip çıktıklarını, her ne olursa olsun sonuna kadar iradelerinin arkasında olduklarını göstermişlerdi ve yüksek oranda da bu belediyelerimiz tekrardan halkımız tarafından seçildi. Ama bugün tekrardan arkadaşlarımız hiçbir gerekçe gösterilmeden, daha önce işte 3 büyükşehir belediyemizin, yine Kulp Belediyesi'nin, yine Karayazlı Belediyesi'nin, Nusaybin'in, Yüksekova'nın, Hakkari'nin ve bugün de yine işte Kocaköy'ün, Bismil ve Kayapınar Belediyesi belediye eş başkanlarımız gözaltına alınıyor ama hiçbir gerekçe yok. Hiçbir hukuki yasal yok. Hepsi bir tarafa. Yani siz belediye eş başkanlarını gözaltına alıyorsunuz ama halkın seçmiş olduğu belediye meclisinden birinin onun yerine vekaleten bakmasını da elinden alıyorsunuz. Yani bu tamamen
Kürt halkının seçme seçilme hakkını da elinde alınmasıdır. Bundan dolayı 100 yıllık yok sayma imha politikasının bugün AKP-MHP faşist ittifakı tarafından iradenin yok sayılması, Kürt düşmanlığı, kadın düşmanlığı, demokrasi düşmanlığı, özgürlük düşmanlığı olarak tariflemek gerekiyor. Bugün işgal her yerde. Bugün nasıl Kuzeydoğu Suriye işgal ediliyorsa ve bu Kürt düşmanlığı üzerinden yapılıyorsa, bugün nasıl güneyde yine Kuzey Kürdistan işgal edilerek Kürt düşmanlığı yapılıyorsa, yine kuzeyde de Türkiye Kuzey Kürdistan'da da belediyelerimiz halkın büyük bedeller vererek kazanımlı olarak elde etmiş oldukları belediyelere kayyum atayarak ve iradeleri yok sayılarak aslında Kürt düşmanlığı yürütülmektedir. Ama bugün Kürtler 100 yıldır bu mücadeleyi veriyor. Bu 100 yıl Kürtler 100 yıl öncenin Kürtleri değil. Bugün Orta Doğu'nun siyasetini de, bugün Türkiye'nin siyasetini de, bugün dünyanın siyasetini de Rojava üzerinden aslında Kürtler belirliyorlar. Dolayısıyla bugün yaşadıklarımız, aslında yıllardır yaşadığımız yok sayma politikalarının bir devamı. İşgal her yerde. İşgal bugün sokağımızda, bugün belediyelerimizde, bugün Rojava'da, güneyde, kadın üzerinde, gençlik üzerinde, her yerde işgal devam ediyor. Bu tamamen Kürt halkına, Kürt halkının seçme seçilme hakkına, iradesine işgal girişimidir. Biz böyle değerlendiriyoruz. Bunları söyleyebilirim. Peki Sayın Aydeniz, aslında ağır ithamlarda da bulunuyorsunuz. Siyasi soykırım dediniz, imha politikaları dediniz. Burada peki evet. Neden diye sormak istiyorum. Aslında temas ettiniz birkaç noktaya. Neden partinize yönelik böyle bir tutum alındı noktasında ki siz de dikkat çektiniz. Uzun süredir böyle bir tutum olduğunu görüyoruz. Belki son günlerde partiniz tarafından yapılmak istenen basın açıklamalarına da dikkat çekebiliriz. Evet. Partiniz eş genel başkanının da aralarında bulunduğu kişilerin basın açıklaması yapmasına dahi izin verilmiyor. Evet. Şu içinde bulunduğumuz süreci de göz önüne aldığınız zaman neden diye sorduğumda nasıl bir yanıt verirsiniz? Neden böyle bir baskı var partinize yönelik? Evet, bugün Türkiye'de aslında oluşturulmak istenen bir diktatöryel sistem var ve bu diktatöryel sisteme karşı bugün her yerde sesini yükselten, bu politikalara karşı Türkiye halklarının birlikte yaşamasını önceleyen HDP muhalefeti var. Bu HDP muhalefetinin yanında bugün AKP'den yana söz söylemeyen, bugün saraydan yana söz söylemeyen herkes düşman, herkes öteki, herkes kutuplaştıran bir politikayla karşı karşıya. Yani bu kadar çıkmaz varken, bu kadar ekonomik kriz varken, siyasal kriz varken, hem içeride hem dışarıda bu kadar yalnızlaşan bir siyaset varken, bugün muhalefet yapan, bugün her yönüyle demokrasiden, özgürlükten, Türkiye halklarının birlikte yaşamasından ısrarcı olan HDP'nin kriminalize edilmek isteniyor. Bu da en ufak bir basın açıklaması bile, en ufak bir demokratik talebini dile getirmesi bile engelleniyor. Biliyorsunuz 3 Eylül'den beridir HDP Diyarbakır il binamızın önünde oturan aileler var. Onlar gerekçe gösterilerek bugün bizim HDP il binamızın önü Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına dönüşmüş haldedir. Onlarca gözaltı aracı, onlarca Thomas'ın olduğu, onlarca zırhlı aracın olduğu bir duruma dönüştü. Partimizin içine yöneticilerimiz GBT'den geçerek içeri giriyorlar. Bu bile aslında bu ülkeyi yönetenlerin ne kadar yönetemediklerinin, içine girmiş oldukları politikasızlıklarının artık demokrasiyle, özgürlükle ya da anayasayla değil, şiddetle, kriminalize ederek, ötekileştirerek kendini var edebiliyor. O yüzden bugün savaşta ısrar ediyor. O yüzden bugün işgalde ve Kürtlere karşı düşmanlığı sonuna kadar devam ettiriyor ve bunda ısrar ediyor. Yani meşruiyeti kalmamış bir yönetimle karşı karşıyayız. Meşruiyeti kalmayan bir yönetimde sağa sola saldırır. Sağa sola saldırırken de elinde bir Kürt kozu var. O yüzden sonuna kadar Kürtlere düşmanlık yapıyor. Bunları söyleyebilirim.
Peki. Sayın Aydeniz, çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Yorumlarınızı bizimle paylaştığınız için iyi akşamlar diliyoruz size. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, şimdi HDP'den diğer konuğumuzu da hemen dinleyelim. İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu da telefon hattımızda. Sayın Katırcıoğlu, hoş geldiniz yayınımıza. Peki, birazdan tekrar deneyelim. Bu arada değerli izleyenler, gün boyu aslında HDP'den tepki açıklamaları da geldi. O isimlerden birisi de Saruhan Oluç'tu. Kendisi de HDP'ye yönelik baskı, gözaltı ve kayyum atamalarını iktidarın intikamı olarak değerlendirdi. Ve TSK'nın Kuzey Suriye Harekatı'nın Türkiye'ye hiçbir şey kazandırmadığını, aksine çok şey kaybettirdiğini de söyledi. Biraz önce Sayın Salih Aydeniz'i dinledik. Kendisi de sert diyebileceğimiz ifadeler kullandı. İktidarın hem partilerine yönelik tutumunu değerlendirirken hem de genel olarak Suriye politikasına ilişkinde dediğimiz gibi oldukça sert ifadelerle eleştirilerini sundu. Evet, sanıyorum şu anda Sayın Katırcıoğlu hazır telefon hattımızda. Sayın Katırcıoğlu, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Katırcıoğlu, HDP yine gözaltılarla konuşmak durumundayız bugün. Evet. 3 isim, 3 belediye başkanı bugün gözaltına alındı ki biraz önce Sayın Aydeniz'le de konuştuk. Gözaltı gerekçeleri de henüz bilinmiyor ama gözaltında tutuluyorlar. Şimdi bu gelişmeyle birlikte şunu da sormak istiyorum size. Partinize yönelik soramayacağım sanırım. Evet. Bir kez daha düştü. Peki, biraz önce Saruhan Oluç'un, HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç'un açıklamalarına dikkat çekmiştim. Bugün yaptığı basın açıklamasında hem bu atamalara tepki gösterdiğini hem de iktidarın politikalarını sert bir şekilde kendisini de eleştirdiğini söylemiştim. Bir izleyelim. İktidarın intikam operasyonu Halkların Demokratik Partisi'nden, Halkların Demokratik Partisi'nin bütün seçmenlerinden ve Kürt halkından intikam alma operasyonu sürüyor. HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, belediye eş başkanlarının gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Bu aslında çok açık bir darbe sürecidir, siyasi darbe sürecidir. Zorba bir zihniyetle belediye başkanlarını görevden almaya devam etmektedir. Polis ablukasındaki HDP'li milletvekillerinin fotoğrafını gösterdi. Şu kalkanların ve polis ordusunun arasında bizim 4 vekilimiz duruyor. Neredeyse vekil başına 15 tane polis. Bunun gibi onlarca örnek olduğunu söyleyen Oluç mücadele vurgusu yaptı. Biz asla bu tutumu kabullenmeyeceğiz. Buna karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Muhalefete de çağrısı vardı. Toplumsal ve siyasal muhalefete de bir çağrı yapmak istiyorum. Bakın, bu konuda sustuğunuz zaman, ki susuyorsunuz, bu er ya da geç gelir, bütün toplumsal muhalefeti ve siyasal muhalefeti vuran bir dalga haline dönüşür. Saruhan Oluç, TSK'nın Kuzey Suriye Harekatı'nı da değerlendirdi. Uyguladığınız politikalarla, savaş ve işgal adımlarınızla, girişimlerinizle beraber Türkiye'ye ne kazandırdınız Allah aşkına? Türkiye'nin dünya kamuoyundaki olumsuz imajına dikkat çekti. Dünya kamuoyunda Türkiye maalesef, İktidar böyle olmasına rağmen bütün ülke Kürtlere saldıran ve Kürtleri öldüren bir devlet olduğu algısını yarattı. Harekatın ekonomiye etkilerine de değindi. Bakın, TÜİK genç işsizlik oranını %27 olarak açıklamıştı. Ülkenin %70'inden fazlası borçlu durumda. 2019'un ilk 9 ayında günde 4000 kişi işsiz kaldı. Adalet ve Kalkınma Partisi 9 ayda 1 milyon 65 bin yeni işsiz yarattı. Temmuz ayından bugüne elektriğe 3 defa %15 oranında zam geldi. Ağustos ayından bugüne doğalgaza 2 kere %15 zam yaptınız. HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, kayıp büyük dedi. Yaptıklarınızın Türkiye'ye kazandırdığı hiçbir şey yok. Ama Türkiye'ye kaybettirdiği çok şey var. Gerçekten çok şey var. Sayın Katırcıoğlu, tekrar merhaba. Tekrar merhaba. Kusura bakmayın, benim de suçum değil. Telefon kesiliyor nedense. Ne olabilir? Evet. Teknik sorunlar. Canlı yayındayız. Tekrar hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Evet. Sayın Katırcıoğlu, biraz önce de dikkat çektik. Bugün yine gözaltılar gerçekleşti. Evet. HDP'lilere yönelik 3
belediye eş başkanı gözaltına alındı. Şunu sormak istiyorum size. Şimdi partinize yönelik bu tutuma baktığınız zaman Ankara ve meclis özelinde nasıl değerlendirmek gerekiyor? Çok sayıda partiliniz tutuklu ki eski eş genel başkanlarınız da dahil olmak üzere. Evet. Şimdi bu noktada HDP'nin siyaset yapması ve temsiliyeti noktasında neler söylenebilir? Evet, şimdi şunu galiba altını çizerek söylemek lazım. Esasında Adalet ve Kalkınma Partisi, Halkların Demokratik Partisi gibi bir partinin ne Türkiye'de mevcudiyetine ne de parlamentoda mevcudiyetine ne razı değil. Esasında problem oradan kaynaklanıyor. Fakat ne var ki bir partiyi kapatmanın ki kendi partisiyle ilgili olarak da geçmişte yapılan tartışmalar hatırlanacak olduğunda anlamlı gelmiyor kendilerine, ama öyle bir şey yapıyorlar ki esasında partiyi tümüyle işlevsiz hale getirmeye çalışıyorlar. Salih Deniz arkadaşımız da ifade etti demin, ben de dinliyorum. Yani hemen hemen her yerde ki biz daha önce biliyorsunuz belediye başkanlarımızın görevden haksız yer alınmasına tepki olmak üzere sokak gösterisi demeyeyim, öyle bir gösteriye de zaten hani hiçbir şekilde izin vermiyorlar, ama hiç olmasa basın açıklaması yapmak biçiminde evet. Eylem veya etkinlikler yapmaya çalışıyorduk ki her seferinde polislerin gelmesi ve işte bildiğiniz gibi polisler kalkanlarıyla vekillerimizi bir daire için alıyorlar ve onların toplumla ilişkilerini kesiyorlar. Şimdi bu aslında açısı bu haksız yere görevden alınan belediye başkanlarımız için zaten yapılmakta olan bir şeydi. Fakat benim anladığım kadarıyla şimdi bu savaş koşullarına girmiş olmakla birlikte ortaya çıkan yeni bir durum daha var. O da Halkların Demokratik Partisi'nin hemen hemen hiçbir eylemine izin vermek, hadi izin demeyeyim de müsamaha göstermek gibi bir noktaya da gelemiyorlar. Ben tipik bir örnek olsun diye söyleyeceğim. Örneğin Van'daki ben de katılmıştım. Bir basın açıklaması yaptıktı. Evet. Oradaki polislerle konuşup yani onlar dediler il binasının önünde yaparsanız bir sıkıntı olmaz dediler falan. Fakat geçen gün gördük ki ona da razı değiller. Oradaki toplantıları da tümüyle iptal etmiş gözüküyorlar. Şimdi dolayısıyla da yeni bir durumla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum ben, doğrusunu isterseniz. Bu yeni durumda da yani Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının iktidar tavırlarını bütün halkın da görmesi lazım. Asla ve asla ne anayasaya aldırış ediyorlar ne kanunlara aldırış ediyorlar. İstediklerini yapıyorlar neredeyse. Bu tabii daha çok Halkların Demokratik Partisi özelinde Kürtler ve Kürtlerle dayanışan Türklerin üzerine yapılan bir şey bu. Uygulanan bir yöntem. Mesela diyelim ki başka bir muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi diyelim ki böyle bir şey yapmaya kalksa öyle bir şey olmuyor orada. Ama biz nerede bir araya gelirsek mutlaka bir şeyler oluyor. Ben dün 1 Mayıs Mahallesi'nde bir cemevinde salonunda bir toplantı için davet edilmiştim. Ekonomik kriz konuşacağız üstelik de. Gider gitmez ben işte arabamı park ettiğimde baktım ki bütün işte akrepler makrepler oraya gelmişler. Polisler orada bilmem ne. Şimdi nedir yani? Niçin geliyorsunuz? Ne yapabiliriz biz orada? Yani bütün bunları düşündüğümüzde anladığım kadarıyla bizim ne yapıp yapmayacağımız değil, bizim olmuş olmamız onlar için yeterli. Mutlaka akrepleriyle, tomalarıyla geliyorlar ve maalesef hiçbir biçimde demokrasiyle herhangi bir ilişkisi olmayacak bir yaklaşımla bize baskı kuruyorlar. Tabii ki bu yani havuz medyasının onlara ait olmasından da giderek toplum tarafından pek de duyulmuyor sanki. Hani bir tek sosyal medyada yankılanıyor diyebilirim. Sanki hani bizim bu itirazlarımız demokrasi içinde seslendirilmemesi gereken itirazlar gibi bir biçimde yaklaşılarak bizim sesimizi böylelikle kısmaya çalışıyorlar. Ama doğrusu
Çok yanlış yapıyorlar, öyle söyleyeyim. Çok yanlış yapıyorlar. Çünkü bu bizim yani evet siz haklı mısınız diyecek halimiz yok. Çünkü biz haklı olduğumuza inanıyoruz. Ve haklı olduğumuza inanan bir kesim olarak da ikna edilmeyi bekliyoruz. Yani bize desinler ki şundan dolayı örneğin Selçuk Mızraklı'yı efendime söyleyeyim gözaltına aldık. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey olmadı zaten bir zamandan beri başka işte eş başkanlarımızla ilgili diğer partili eski milletvekillerimizle ilgili yapılanlara da baktığımızda aynı tavrın ortada uygulanmış olduğunu görüyoruz. Velhasıl özetle diyebilirim ki kendisine muhalif olan genel olarak söyleyeyim herkesi özellikle de Kürtlerin içinde yoğun olarak bulunduğu HDP'yi yok varsaymak, onların siyasette bağını koparmak gibi bir amaçları var. Bunun parlamentoya yansımasını sordunuz. Hı hı. Parlamentoda da şöyle bir durum oluyor. Sonuç olarak tabii biz partiyi temsilen çeşitli komisyonlarda görev alıyoruz. Sözümüzü söylüyoruz. Ve yani bizim aklımıza uymayan, doğru bulmadığımız şeyleri söylemeye çalışıyoruz. Ama onlar gerçekten de ilginçtir. Benim en azından bir akademisyen olarak yaptığım gözlem hiç kimse orada bir ortak akıl aramak gibi bir derdi yok. Tümüyle partisinin pozisyonu neyse hangi konuda olursa olsun onu savunmak üzere oraya gelmiş olan insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla da bence parlamentonun demokrasiyle bağlantılı olarak düşünüldüğünde anlamını yitirmiş olduğunu söyleyebilirim. Çünkü demokrasi böyle bir şey olamaz diye düşünüyorum. Kaldı ki kimse kimseyi ikna etmeye çalışmadığı için de istediklerini geçiriyorlar bence. Yani bir tek bizim sözlerimiz sanırım arşivlerde kalıyor. İnsanlar, okuyanlar oralardan okuyacaklar. Bir de biz de yaygınlaştırmaya çalışıyoruz bir takım videolarla ki biz konuşmamız şöyleydi, böyleydi diye. Ama yani Türkiye'de gerçekten demokrasinin olmadığını biliyorduk. Sadece demokrasi adına bir seçim sistemimiz vardı. Ama bu seçim sisteminin az da olsa meşruiyetinin de tümüyle ortadan kalktığı bir Türkiye yaşıyoruz. Bunun adı faşizm değilse nedir bilmiyorum. Siyaset bilimcileri yardımcı olsunlar bize bunu ifade etmek için. Belki şunu söyleyebilirler. Efendim bu tüm topluma değil de belli bir kesime diyebilirler. Evet muhalif olan, savaşa hayır diyen, Türkiye'de özgürlük isteyen, Türkiye'de demokrasi talep eden bir kesim olarak bize gerçekten faşizm uygulanıyor. Çok açık olarak söyleyebilirim. Peki Sayın Katırcıoğlu, çok dikkat çeken bir ifadeniz oldu. Parlamentonun anlamını yitirmiş olduğunu düşünüyorum dediniz. Evet. Ve muhalefete, daha doğrusu muhaliflere diyelim yönelik baskılara da dikkat çektiniz. Şimdi bu noktada biraz meclis özelinde yine muhalefet partileri üzerinden de yorum almak istiyorum ama süremizin de kısıtlı olduğunu hatırlatarak evet. Kısaca değerlendirirseniz sevinirim. Şimdi HDP en başından beri TSK'nın Kuzey Suriye'ye yönelik harekatına karşı evet. Durdu ve aslında biraz da gruplar üzerinden değerlendirirsek parlamentodaki gruplar üzerinden yalnız kaldı bu evet. Tutumunda. Evet. Buna yönelik süreci önümüzdeki günlere nasıl sirayet edeceğini nasıl düşünüyorsunuz, nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi umuyorum ki muhalefet olup da Adalet ve Kalkınma Partisi destek vermiş Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti gibi partiler sanırım uyanırlar diye düşünüyorum. Yani daha doğrusu benim görüşüm tabii bu. Onların yanlış yaptığını düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de İYİ Parti'nin de yanlış yaptığını düşünüyorum. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu adımına destek vermek gerçekten Suriye'de bir kazanıma Türkiye'nin lehine olacak bir duruma destek vermek değil. Tam aksine hem dış politikada kaybetmeye devam edeceğiz. Her ne kadar kısa dönemli biz zafer elde ettik falan deseler de efendim masada da aldık, sahada da aldık deseler de bu gerçekten meşru olmayan bir savaştır. Türklerin Kürtlerden, Kürtlerin de Türklerden başka yani daha doğrusu tarihsel anlamda baktığımızda birlikte yaşamaktan başka bir yolları yoktur. Dolayısıyla da biz ta başından beri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış politika olarak Kürtlerle ilişkin olmak üzere Kürtlerin sorunlarını anlamaya yönelik bir adımla yol alması gerektiğini hep söyledik, hep düşündük, hep ısrarla bunu altını çizdik. Ama maalesef anladığım kadarıyla Tayyip Erdoğan
Erdoğan ve arkadaşları kaybettikleri seçimleri ve kaybedeceklerini anladıkları seçimleri geri almak için bir dış politika manevrası kullandılar. Bu manevranın başka isteyenleri de vardı belki, Ergenekoncu subaylar vesaire gibi söylenebilir. Belki bilemiyorum o kısmını. Ama sonuç olarak baktığımızda Tayyip Erdoğan'a yarama olasılığı olan bir adıma bunlar destek verdiler. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemde bunun o partilerce aşılmasını umuyorum. Çünkü mesela Kılıçdaroğlu, hatırlayacaksınız, ilk işte yüreğimiz yanıyor falan dedi. Destek verdi. Yani bir milli mesele olduğunu düşünerek destek vereceğini söyledi. Ama sonraki açıklamalarında da ha bu bir milli mesele değilmiş, meğerse iç politika meselesiymiş demeye getirdi. O zaman madem ki iç politika meselesi olduğunu bugün anlıyorsunuz, o zaman gereğini yapmanız lazım bir siyasi parti olarak. Yani bu savaşa karşı durmanız lazım. Bu operasyona karşı durmanız lazım. Dolayısıyla da önümüzdeki günlerde yani bilemiyorum tabii ama bir olasılık olarak görmek istediğim şey muhalefet partilerinin bu gelişimi böyle okuması ve ona göre davranmasıyla hani belki yeni bir denge söz konusu olabilir Türkiye'de siyasetle. Peki, göreceğiz, takipteyiz, evet. Biz de. Sayın Katırcıoğlu, çok teşekkür ediyoruz değerli katkınız için. İyi akşamlar, akşamlar, iyi yayınlar olsun. Çok teşekkürler. Evet, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun da yorumlarını aldık. Programımız bugün iki başlık üzerinden gidecek dedik. Hem HDP'ye yönelik genel tutum, hem de TSK'nın Kuzey Suriye'ye yönelik askeri harekatı, ki iktidarın Kuzey Suriye askeri harekatıyla birlikte iç siyasette de özellikle muhalefete yönelik baskılarının artacağı yorumları da bir kez daha ortaya çıktı. Biraz önce dinlediğimiz HDP'li iki isimden de o yönde yorumları aldık. Şimdi buradan geçelim harekata dair son bilgilere. Biraz bunun üstünde duralım. Bu noktada parantez açalım. Kuzey Suriye'ye yönelik askeri harekatta varılan ateşkese rağmen bazı bölgelerde çatışmaların sürdüğü bilgileri var değerli izleyenler. Bu mevzuya baktığımız zaman günün dikkat çeken gelişmeleri arasında bu yer alıyor. Dahası da var. İzliyoruz. Ateşkese rağmen günlerdir TSK ve ÖSO Kuzey Suriye'yi hedef alıyor. SDG de meşru müdafaa hakları olduğunu belirterek karşılık veriyor. Anha'ya göre Serekaniye'nin Mişrefa köyünde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. TSK, SDG'nin dün çekildiği Serekaniye ile Zirgan beldesi arasına yoğun askeri sevkiyat yapıyor. Gresipi, diğer adıyla Tel Abyad'a bağlı bazı köylerde de şiddetli çatışmalar var. Türkmenlerin çoğunlukta olduğu Dadat köyünde çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. TSK ve ÖSO bölgeye yoğun sevkiyat ve keşif uçuşu yapıyor. Kobane'nin batısı da ağır silahlarla hedef alındı. Çatışmaların yaşandığı bir diğer kasaba ise Ayn İsa. ÖSO kasabaya bağlı Eldeif köyündeki sivillerin eşyalarını yağmalamaya başladı. Bu arada çekilme kararı üzerine Kamuşlu'dan ayrılan ABD askerlerine ait araçlar halk tarafından protesto edildi. Başta çocuklar olmak üzere sivil ölümleri harekatın başından bu yana dünya gündeminde. Konuya dair açıklama yapan Kuzey ve Doğu Suriye Eğitim ve Öğretim Komitesi Eş Başkanı Kevser Kodo, 22 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti. Ayrıca 200 bini aşkın sivil göç etmek zorunda kaldı. Kevser, okul sıralarında bulunması gereken öğrenciler katlediliyor ve zorunlu göçe tabi tutuluyor dedi. Uluslararası insan hakları örgütlerini harekete geçmeye çağırdı. IŞİD'e ait hücrelerin uyanmasıyla yeniden tedirginliğe kapılan Ezidi ve Hristiyanlar da yaşadıkları köylerden göç etmek zorunda kaldı. Serekaniye'de 14, Tırbesbiye'de de 9 Ezidi ve Hristiyan köyü boşaltıldı. Cizre Ezidi Evi yöneticilerinden İlyas Seydo, Ezidilerin Heseke ve Amüde'ye göç etmek zorunda kaldığını belirtti. Türkiye'nin bu şekilde demografik yapıyı değiştirdiğini söyledi. Betnarin Ulusal Konseyi'de Süryani, Asuri ve Keldani halklarının soykırım tehlikesi altında olduğuna dikkat çekti. Dünyadaki Süryani halkına duyarlılık, uluslararası güçlere de harekete geçme çağrısı yapıldı. Cizre Bölgesi Din İşleri Bürosu harekat boyunca kilise, cami ve Ezidi evlerinin hedef alındığını duyurdu. Şimdi bu haberimizin devamında şu bilgi notunu da paylaşmak isterim. ABD Başkanı Donald Trump'ın yine Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarından biri.
daha doğrusu Beyaz Saray'da Bakanlar Konseyi toplantısı öncesi yaptığı açıklamalarından biri ki sosyal medyada da çok paylaşıldı. Ateşkesin devam ettiğini söyledi. Biraz önce haberimizde ihlal edildiği yönünde bilgiler olduğunu yapılan açıklamalarla birlikte sizlerle paylaştık. ABD Başkanı Trump Suriye'de ateşkese uyuluyor. Ufak çatışmalar devam ediyor. Kürtlere 400 yıl boyunca bölgede kalacağız diye de bir söz vermedik şeklinde bir açıklamada bulundu. Ve şimdi hemen uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor İlhan Uzgel'i dinleyeceğiz. Sayın Uzgel, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Sayın Uzgel, biraz önce haberimize de dikkat çektik. Bir ateşkes süreci üzerinden konuşuyoruz. TSK'nın Kuzey Suriye'ye yönelik operasyonu dahiliyetinde. Ama ateşkesin ihlal edildiği yönünde de açıklamalar geliyor. Hatta ilk saat itibariyle de diyebiliriz. Ve 120 saatlik bir süre söz konusu. Şunu sormak istiyorum. Bu süre dolunca ne olacak? Nasıl bir süreç bizi bekler? Valla bu pazarlık devam edecek. Yani Türkiye'nin amacı bu ilk önce bu 120 kilometrelik bölgede bir işte onu köprü başı olarak görüyor. Yani onu nihai bir hedef değil de o alanı genişletecek ilk aşama olarak görüyor operasyonda. Bundan sonraki koşullar her uygun olduğu ortamda bu kontrol ettiği alanı kısmen güneye doğru, o geçen biliyorsunuz M4 otoyolu var. Kısmen o otoyolunu kontrol etmek ve kısmen de mümkün olduğunca doğu ve batı yönünde genişletmek için elinden gelen bütün imkanları, hani diplomatik süreçleri, tabii askeri imkanları daha geniş. Yani bunların hepsini hayata geçirmeye çalışacak. Büyük bir olasılıkla Putin'le yaptığı görüşmede de bir taraftan bunun pazarlığını yapmaya çalışacak. Öbür taraftan da İdlib konusunda biraz daha zaman isteyecek gibi gözüküyor. Peki Türkiye'nin tamamen geri çekileceğinden söz etmek mümkün mü? Hem orada olma nedeni hem de talebin de düşününce stratejisini Türkiye nasıl ilerletecektir? Yani çekilmeye niyeti olduğunu düşünmüyorum. Yani tam tersine oradaki varlığını, askeri varlığını genişletmeye çalışacak. Yani Afrin'den nasıl çekilmediyse, hani Erbap'tan nasıl çekilmediyse, hatta daha fazla tahkim ettiyse orada, orayı giderek kendisine daha fazla bağlamaya çalıştıysa, şeyden de bu Tel Abyad'la Resulayn arasındaki hattan da şu an çekilmesini gerektirecek bir şey yok zaten. Daha yeni girdi, dediğim gibi esas derdi bunu genişletmek, bunu zorlayacak tam tersine. Peki bu noktada Şam yönetiminin tavrı, tutumu ne olacaktır? Hatta diğer aktörleri de konuşursak, yani Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya. Yani sonuçta Türkiye, yani Suriye gibi bir ülke üzerinde Amerika ile ateşkes pazarlığı yapıyor. Yani ikisi de o topraklara yabancı aslına bakarsanız. Yani orası Suriye, Amerika da oranın şeyi değil, parçası değil, Türkiye de parçası değil. İkisi bir araya geliyorlar. Hadi biz burada ateşkes yapalım diyorlar. Bu şeyin zayıflığı ve güçsüzlüğünden kaynaklanıyor Şam yönetiminin. Yani rejim ne Amerika'yı oradan çıkarmaya hani gücü yeterdi, ne de aslına bakarsanız bir uluslararası baskı olmazsa hani Türk ordusunu oradan çıkarmaya gücü yetmez. Hani bu siyaseten de yetmez, şey olarak da yetmez, askeri olarak da yetmez. O yüzden de Şam yönetimi parça parça gidiyor. Yani ilk önce işte IŞİD'i halletti. Uluslararası koalisyonunu, ittifaklarını buna göre kuruyor. İşte İran'la, Hizbullah'la, Rusya'yla onları devreye sokarak, onlara daha fazla ödün vererek ayakta kalmaya çalıştı. Ve eğer hani amaç rejimin ayakta kalması ise bunu sağladı. Ama tabii bunun da bedeli çok ağır oldu. Dolayısıyla hani aşama aşama gidecek büyük bir olasılıkta Şam yönetimi. Ve bütün Suriye'de İdlib dahil sorunlu alanları hallettikten sonra hani Türkiye'nin çıkması için tazyik uygulamaya başlayacak. Ama dediğim gibi bu Suriye rejimiyle, Esad rejimiyle ilgili bir şey değil. Uluslararası bir baskı olursa ancak Türkiye'yi oradan çıkartabilir. Peki. Sayın Uzgel, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. İyi akşamlar diliyoruz size. İyi akşamlar. Evet, uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor İlhan Uzgel'in yorumlarını aldıktan sonra şimdi hemen bir diğer konuğumuzun değerlendirmeleriyle devam edelim. Bir Gün Gazetesi yazarı İbrahim Varlı da telefon hattımızda bizi bekliyor. Sayın Varlı, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk.
Sayın Varlı, TSK'nın Kuzey Suriye Harekatı, sonrasında ateşkes ilanı, bu süreçte yapılan görüşmeler, açıklamalar derken nereye geldi? Harekat şu aşamada nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve özellikle taraflar açısından da bir değerlendirme rica edeceğim ki ilk olarak isterseniz Türkiye ve Kürtler açısından bir yorum yapalım. Neler söylersiniz? Öncelikle iyi akşamlar. Çok söylenecek şey var. Tabii bugün o 5 günlük sürede bu gece itibariyle dolmuş olacak saat 10 itibariyle. Yani bir iki saat sonra. Şimdi bu yani Türkiye'nin gerçekleştirdiği harekat bir sıkışmışlık harekatıydı. Sıkışmışlık hem içeride hem dışarıda. Suriye sahasında da, Suriye politikasında da sıkışmıştı. Bu sıkışmışlığı aşmak için böylesi bir Fırat'ın doğusuna yönelik böylesi bir operasyon gerçekleştirildi. Yani operasyonun yani harekatın, askeri harekatın politik, askeri strateji hedefleri nedir? Kimse bilmiyor. Muhtemelen bunu gerçekleştiren siyasi iradenin kendisi de bilmiyor. Hani bu harekatlar ne yönlendir, ne yapılmak isteniyor? Hani o bölgeden hakikaten bu tarafa bir sıkıntı mı teşkil ediyordu? Hayır. Bir önceki harekatlardan yani Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından farklı neydi veya bu harekatı gerçekleşmesine yol açan etkenler neydi? Muamma. Tamamen esasında siyasi iktidarın, baş aşağı giden siyasi iktidarın biraz da belki birazdan daha fazla ağırlıklı olarak iç politikayı yeniden dizayn etme, içerideki o erimesini durdurma, içerideki kitlesini konsolide etme amacıyla gerçekleştirdiği bir operasyon. Aslında bir dış operasyon ya da bir iç operasyon. Bakın yani 8 gün 9 gün boyunca süren ve ara verilse de 3-4-5 gündür devam eden bir operasyonda hani ne elde edildi? Gidildi oraya. Peki bununla ne önlendi? YPG, SDG biraz daha aşağı güneye indirildi. Peki diğer alanlarda yine benzer bir durum söz konusu. Hani bunun bir askeri harekatın gerçekleştirme nedenleri, koşulları vardır. Niçin gerçekleştirildi? Ya bundan sonra ne olacak? Mesela orada ne kadar durulacak? Ne yapılacak? Hı hı. Orada da farklı bir projeksiyona mı gidilecek? Böyle bir gerçeklik var mı? Hayır. Zaten Rusya'da yarın Erdoğan Soçi'de görüşecek Putin'le, bir aksilik olmazsa. Evet. Rusya'da Şam yönetimi de 2 günde bir bütün yabancı askerler ülkeden çıksın diye ihtar veriyorlar. Muhtemelen yarınki Putin masasında da bu konu çok ağırlık olarak görüşülecek. Burada yabancı asker olarak, yabancı unsurlar kastettikleri TSK, Türkiye ve ABD. Çünkü bunu Rusya için diyemezler. Rusya bizzat Suriye Devleti'nin resmi davetiyle oldu. Yani muhtemelen buradan bir basınç uygulayacaklardır yavaş yavaş. Evet girdiniz ama daha öteye gitmeyin. Sınırınızı bilin, çerçeveyi bilin. Belli bir süre için kalın ve sonra buradan çıkın. Ama şimdi Türkiye yani bu harekata yön veren iradenin böyle bir durumu, böyle bir aklı var mı? Bu konuda açıkçası bir meçhul bilmiyoruz. Çünkü hani belli bir hedefler var. Biz gideceğiz, 5 yıl boyunca burada kalacağız. 2 yıl boyunca kalacağız, sonra geleceğiz. Böyle bir durumla biz gireceğiz örneğin sonra burayı asıl sahiplerine veya şu güce şu yönetimle şunlara devredeceğiz. Öyle bir şey var mı? Hayır. Evet. Biz girdik ama orada kalacağız. Yani girdiniz ya orayı örneğin oranın yerel unsurlara teslim edersiniz ya da oranın gerçek sahibi yani kimse onlara ya da Şam yönetimine. Çünkü onların kendi bir ülke, bir egemen ülkenin topraklarından bahsediyoruz söz konusu olan bir egemen ülkenin toprakları. Ama girildi ama ucu açık bir süreç. Şimdi bu ucu açık süreç çok tehlikeli tabii. Her anlamda tehlikeli. Hem askeri olarak tehlikeli hem siyasi olarak tehlikeli. Çünkü derinlere inildikçe Suriye'de var olan o batakla daha fazla saplanıyorsunuz. Bu bir kör politika. Bunun bir çıkışı yok. Çünkü eğer buradan bir çözüm üretilseydi, buradan bir çözüm çıksaydı daha önceki Afrin, işte Cerablus, Azes Elbap hattındaki operasyonlarla elde edilmiş olurdu. Hani şu anda oradan orada ki oradaki TSK varlığı hani ya Türkiye'nin varlığı işte kaymakamlar atanıyor, valiler atanıyor, il müftülükleri orada eğitimler veriliyor. Hani o hangi derde devam? Hani o neyi amaçlıyor? Hani ne olacak mesela? Evet. Ya bir garip durum, bir garip hikayeyle karşı karşıyayız. Bunun tabi hem askeri olarak da çok ciddi sıkıntılar var. Çünkü özellikle Fırat'ın doğusuna girdiği zaman birçok
unsurla karşı karşıya gelme ihtimali çok yüksek. Daha önceki operasyonlarda farklı olarak Suriye ordusuyla, çünkü daha önceki bölgelerde bir şekilde Ruslar veya da ABD'li Amerikanlar bir tampon bölge oluşturuyordu. TSK ile Suriye ordusu veya diğer unsurlar arasında. Şimdi öyle bir durum da söz konusu. ABD'den çekiliyorum dedi. Suriye ordusu anında yukarıya doğru, kuzeye doğru çıktı. Şu anda oradan TSK ile, yani Türkiye ile Suriye ordusu arasında bir tampon yok. Her an örneğin bu iki güç, iki devlet karşı karşıya gelebilir. Bence gelmezler şu an için, ama gelmemeleri için herhangi bir neden yok. Çünkü her an patlayacak bir askeri siyasi iklim oluşturulmuş oldu. Fırat'ın doğusunda, Kuzey Suriye'de. Bu çok tehlikeli, çünkü bir köy örneğin Suriye ordusunun elindeyken diğer hemen karşısındaki köy Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde. Evet. Ve her an oradan çatışmalar, her an oradan bir kıvılcım patlayabilir. Daha önce İdlib'de örneğin böyle bir durum söz konusu değil. İdlib'de örneğin cihatçılar var. Türk Silahlı Kuvvetleri etrafında çember oluşturmuş durumda. Onlar da çevreleyen Rus birlikleri var. Tampon merkezi, sonrasında Suriye ordusu. Yani ilk kez Suriye Savaşı'nın çıktığı günden bu yana savaşı, ilk kez TSK ile Suriye ordusu karşı karşıya. Böyle bir sakıncalı durum da var. Peki Sayın Varlı, çok teşekkür ediyoruz size de değerli yorumlarınız için, katkılarınız için. İyi akşamlar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Bir Gün Gazetesi yazarı İbrahim Varlı'yı da dinledik ve süremizin de sonuna gelmiş olduk değerli izleyenler. Bugün hem HDP kanalında yaşananlara bakmaya çalıştık ve bununla ilişkisi de olduğu düşünülen TSK'nın Kuzey Suriye'ye yönelik harekatıyla ilgili son gelişmeleri de konuklarımızla birlikte masaya yatırmaya çalıştık. Bir kez daha kendilerine teşekkür edelim ve şimdilik veda edelim. Hoşça kalın.